bu kadar zengin. Neden bizim mütevazı küçücük çatı katımıza göz dikiyorlar ya? Hayır, bir de Ayşe'nin için çatı katına taşınırım ne demek ya? Sen ne biçim damatsın? Yani Ayşe'nin arkasından atıp tutuyor bir de. Terbiyesiz. İnsan evlenecek kız hakkında öyle şeyler söyler mi? Hiç. Ama erkek işte. Hepsi birbirinin aynı. Al birini, vur ötekine. Ben ne yaptım şimdi? Sen niye üstüne alındın ki? Bir düşünelim. Erkek olduğum için olabilir mi? Doğru. Farkında mısın ya? Biz Demir evlenip bizi evsiz bırakır diye düşünürken galiba golü Ömer atacak. Yapma ya. Gelsene. Konuyu değiştirmeye çalıştığını fark etmedim sanma. Ayrıca ne malum Demir'in pat diye Sevda ile evlenmeye karar vermeyeceği. Hı? Bakarsın belki golü Demir atar. Hem de tam 90'a. Kısmet bu işler. Hiç belli olmaz. Demir'in o kızla evlenmeye niyeti yok. Olsa bile onu ikna etmesi çok kolay çünkü. Haydi bakalım. Çünkü yani Yasemin bravo. Bana gelince o kız Mars ulaşamazsın ama kendini ayar roketle. Vallahi bravo. Ya sıbarsana artık sen. Yeter be. Üf. Çene 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 çene. Yasemin'cim. Hı. Hiç o güzel uykunu bölmek istemiyorum ama dün de sen burada yattın, ben de orada. Hı hı. Şimdi izin verirsen ben burada yatacağım, sen de orada yatacaksın. Centilmenlik sana bir şey ifade ediyor mu? Kadın erkek eşitliği de senin için bir şey ifade ediyor mu Yasemin'cim? Çek şuradan beni. Allah'ın cezası, gel yat. Zıba. Teşekkür ederim. İyice şey yap. Aynen. Yoksa boyun ağrısı yapıyor sabaha kadar valla. Uyuyamazsın rahat. Oh! Nasıl rahatmış burası. Oh! Sıkıyor bu ya. Ateş. Hmm. Bu koltuk gerçekten rahatsızmış. Yapma ya. Ya şöyle altına bir battaniye falan bir şey serseydik. Gidip yukarıdan alıp gelelim mi? Belki Ayşe'nin katında vardır. Of Yasemin ya, of. Vallahi bıktım. Vallahi bıktım ya. Hayır, battaniyesi bitiyor. Başka bir derde başlıyor. Bu ne ya? Hadi yürü, yürü. Şaka. Yasemin, geleceksen gel, gelmeyeceksen gel. Tamam, tamam. Vallahi hadi.